Biraz Trabzon'u konuşalım. Ee, Novak gitti ama onun yerine hemen çok iyi bir oyuncu geldi. Müthiş yatırım. Maliyetlere bakıyorum. Yani süper iş. Novak'ın yarı maliyeti bile diyemeyiz. Ee, Ve gayet gelecek vadeden. Gelecek vadeden bir oyuncu. İyi bir transfer. İşte oradan da Endia'ya koptu herhalde artık. Ama aldıkları oyuncu güzel Rosenborg'tan ben beğendim. Güzel. İncelediğim zaman Sörlot'ta kefil olmuş ki Sörlot'a dikkate almak gerek yani. Ee, Norveç'ten disiplinli oyuncu. Uzaktan şutları var. Bir rol oyuncusu. Öyle söyleyebiliriz. E, Uğurcan'a da artık gitti gözüyle bakıyoruz. Yani artık gitti gözüyle bakıyoruz. Çok iyi teklifler alıyor. Ee, bir piyasası var ve kulübü de Trabzonspor'da ciddi anlamda kasasına para koyacak bu oyuncunun üzerinden. Ee, Muhammed'i aldılar biliyorsun. Taha kaleci, genç çok, kaleci. Çok çok, Altın çok iyi orada. diyorlar e, Aykut. Yani Uğurcan satılırsa Erce'yi değil Muhammed'i ile görürsen şaşırma diyorlar. Erce de çok iyi kaleci. Yani iki, kaleden herhalde sorun yaşayacağını ben tahmin etmiyorum ama hep hep uzun dönemdir Soper'den sıkıntı yaşadı Trabzonspor. Orayı da bir hallederse, orta sahede işte dediğin gibi o Norveçli. Bir tane daha Noval yaparlar. Yaparlar. Sosa'nın durumuna göre. E, Vakeme zaten bildiğimiz Vakeme. Ekuban. Ekuban zaten bildiğimiz Ekuban. Sörlot ligin en iyisi. En iyisi. Dolayısıyla ligin en, en iyi, hücum attı Trabzonspor'da. Artı şu Kulüme anlamda Kulübe güçlü. Şu anlamda çok şanslılar. İyi ses. gençleri var. Sayın Başkan Ağlı Her sene bir oyuncu satacağım dedi 3 sene için. Bunu yapabilir Aykut. Yapabilir. Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Sörlot. Yazıcıyla başladı. Bakeme, yazıcı. Yani müthiş. Hepsi para ediyor. Bu anlamda ben Trabzon'un önünü çok açık görüyorum. Eddie Newton inşallah iyi uyum sağlar. Çünkü Chelsea'de çok değerli hocaların yardımcılıklarını yaptı. Küçümsememek gerek onun futbol aklında ki kupa finalinde ben Alanya maçı Trabzonspor'u çok beğendim. E, son iki maç Eden Newton'la 2 2 yapmışlardı. Bakalım yeni sezonda ne olacak? Çünkü bu sene ciddi bir sıkıntı yaşadılar. Öne, geçtiği geçtikleri maçta kaybettiği puanlar. Şampiyonluğun kaçması neden oldu Yani sonuçta atanı var Trabzon'un. Yani orası kafası rahat. Her kulübün sıkıntısı nedir? Santrafor bir golcü. İyi bir golcü alalım da öyle başlayalım lige. <laughs> Seyirciyi de bilet almaya teşvik ederiz. Bu aslında doğru bir mantık. İyi bir santrafor e, bu işin kaymağıdır. Sen de çok iyi biliyorsun ki iyi bir santrafor demek e, gelir kapısı demek, ürün satışı demek, bilet satışı demek, medyada daha çok konuşulmak demek, daha çok gündemde kalmak demek. Bunlar önemli. Burada Sörlot var artık orası kafası çok rahat Trabzon'un. Çok çok rahat. E, belki iyi bir, dünya çapında iyi bir santrafor, şey düzeltiyorum stoper olabilir. Olması gerek zaten. Şu ana kadar benim Trabzon yönetimini eleştirmiyorum. 4 stoper vardı ama 17-18 milyon euro maliyetli bir takımdan bahsediyoruz. Aykut stopere de yapamadılar o takviyeyi. Geçen sene Galatasaray'ın yedek stoperi Donk Trabzon'da olsa Trabzon şampiyon olurdu. Benim orada hani Marcelo tipinde savunmayı e, toparlayıcı bir savunma lideri olacak bir defans oyuncusuyla Trabzon çoğu şeyi halleder ama ben Orta sayı bir takviye daha bekliyorum. Yani orada Abdülkadir Parmak'la, Norveçli, e, Rosenborg'dan yani. gelen oyuncu var. E, Sosa'nın durumuna göre bir orta sayı bir takviye daha yaparlar diye tahmin ediyorum. Onun dışı ben Yusuf Sarı'yı da çok beğeniyorum. Sanırım Ceylan abi getirmişti. Onu da anormal, düşük maliyetlerle Trabzon'a getirdiler. Yani aldıkları her oyuncudan ciddi anlamda maksimum katkıyı ve parasal anlamda gelecek anlamında da çok güzel işler yapıyorlar. Rol model Trabzonspor olmalı büyüklere de bence. 17-18 milyon euro bunun başına. Bunu özellikle belirtiyorum Aykut. Galatasaray'ın bu sene 7 tane kiralık oyuncusuna verdiği para kadar ya kurulan takım maliyeti. E şimdi Sosa'nın da maaşını düşürürsen çok ciddi bir rahatlama var. Biraz Anadolu'yu da konuşalım. Ee, yeni teknik adamlar görevlerine artık başladı. Prosnetski Denizli, ee, Rize'de Thomas, ee, Hatay'da Ömer, Ömer Erdoğan, Ekas ee, İmpaşa'da 6 parmak Mehmet Hoca'a. Beni şaşırtan Fuat tercihler de var. Ankara gücüyle anlaştı. Hani onda evet, onu da söyleyelim. O... Gençler o da Birliği Nobre'ye çok şaşırdım. Şenol Hoca devam ediyor şeyde. Şenol Can devam ediyor mu? Karagümrük'te ee, Karagümrük'te devam ediyor. Onlar Erzurum Mehmet Hoca ile devam ediyor. Ee, başka Rize Spor Thomas. Ha, yeni Malatya ama daha belli değil o. Hikmet Hoca. Hikmet Hoca'nın ciddi bir tazminat problemi var o orada. Da, o çözülür çözülmez. Şu an resmi çözülmez. bir açıklama yok. Bekliyoruz. Evet. Yani e, hocalar da tamam artık Ka kamp döneminde başladı. Herkes kampta bu arada. Erzurum'da da takımlar kamptalar şu anda. Yavaş yavaş artık hazırlıklar başladı. Tabii bir yandan da koronavirüs testleri de oluyor. Burada teknik adamları düşündüren şey şu. Yurt dışına giden oyuncularının testlerinin ivedi şekilde yapılması. Çünkü bu salgın Avrupa'da da ciddi anlamda devam ediyor. Doğru. Evet. Havalimanında hemen ciddi bir şekilde kontrolü yapılıp kampa katılmasını istiyor teknik adamlar. Hangi teknik adamla konuşsak bu şekilde tatil dönüşü en kritik. Ee, Ilaveten böyle gözüne batan bir konu var mı? Transfere dair Anadolu'da baktığında gördüğünde. Alanya yine çağdaş atan, çağdaş atan hoca. Talip olan bir takım. Yani oyuncularına taliplerin çok olan bir kulüp Alanya. Bu işte iyi yapıyor. Tüketen değil üreten bir takım. İşte Galatasaray Şener Özbayrak'la alırken Erol Hoca gitti Almanya'da Onur Bulut'u getirdi. Gelinen seviye Onur Bulut şu an değerli Şener mi? Takdir kamuoyunun. ben Nobre tercihini hiç anlamadım. Hamza Hoca'nın Gençler Birliği'nde çok iyi iş başardığını düşünüyorum. Ki Gençler Birliği ve Deniz Spor bana göre ligin kadro olarak küme düşsek şaşırmayacağımız takımlarıydı. İkisi de kaldı. Levent Kartop son anda güzel iş çıkardı. Burada keyifle dinliyorduk. Aykut muhakkak sen de iyi tanırsın Levent Kartop'u. Ama Denizli Spor'un bir Kulağa hoca... Kulağı hocası e, transferlere başladılar onu biliyorum ama hoca konusunda ne oldu bilmiyorum Denizli Spor'da. Bir aralar Tolunay Kafkas ismi gündeme geliyordu gidiyordu. Denizli Spor'un hocası belli oldu mu Aykut? Prosneçki. Tabii canım. Prosneçki doğru doğru doğru. Sen bunu atlamaman lazım. Prosneçki hatta güzel isim. Bakarsak Kayseri e, Spor Bayram Bektaş. Şimdi bak diyor ki bizim Cengiz abi diyor galiba diyor Mehmet abi bizim transfer raporunu izlemiyor diyor. Yok Olur mu? Şimdi, her akşam izliyorum. Ben mesela. söyleyeyim o zaman Aykut program Ona denk, sonrası. Ona denk gelmemiş. İki tane kırmızı geldi de şimdi en <laughs> sırasında sana vermeyeyim. Akşama saklayayım onu Anadolu'dan. Ee, takım isimlerini verelim. Hatay Spor Kasımpaşa. Akşam artık sen onların detayını güzel Telefonla irdelersin. Telefonla bağlarız. Güzel, güzel irdelersin. Telefonla bağlayalım sen ver. Hiç sıkıntı değil. Tamam. Kaç dakika kaldı? Ha, biraz daha var. Tamam. Ee, şöyle yapalım. Evet. Gözüne çarpan bir transfer başarısı var mı Anadolu'da? Mesela işte şu Santrafor evet ucuza mal edildi takım. Mesela bana göre Milan Şiko da bir başarıdır. 10 gol attı on gol. takımı tuttu. Düşün başka kim var böyle? Ben kimi beğendim sana söyleyeyim. Gerson Rodriguez. Evet doğru. Yani müthiş işler yaptı. hakikaten şampiyon oynayan takımlarda görmek isteyeceğim bir forvet ama. Oyuncu problem mi? Tabii problem mi? Oyuncu da o yüzden Dinamo Kiev'den Ankara gücüne geliyor. Böyle gerçekçi oldu. Dinamo Kiev sonuçta Ukrayna her zaman şampiyon oynayan bir takım. Beni en heyecanlandıran oyuncu Ankara gücünün ara transferde yaptığı hamlelerdi ki küme düştüler ama güzel mücadele ettiler. Fenerbahçe yeniler, Galatasaray yeniler. Trabzon'dan puan aldılar. Başakşehir maçı golleri sayılsa 2-0'dan sonra maçı vermezlerdi zaten. Skoda güzel bir transfer. Genele bakarsak ben Pedro Henrique'yi de çok beğendim. Kayseri'de güzel bir sezon geçirdi. Aykut Dubai taraflarından da iki teklif aldı. Kayseri Spor'un ciddi bir bonservis beklentisi var. Yani hep biz mensa konuşuyoruz ama Pedro Henrique de satabilir Kayseri. Ciddi talibi olan bir oyuncu. ligimiz renkli her takımdan oyuncu yani Yabancı sınırını bize hep Galatasaray Fener Beşiktaş üzerinden yorumluyoruz ama yabancı sınırı sayesinde Anadolu takımları bu kadar artık büyükleri diş geçirmeye. İşte eskiden 80-81 puan şampiyon çıkıyordu artık. 70 puanı bile gerek yok. Hatırladım son iki sezonda hem Başakşehir hem Galatasaray 69 puanla şampiyon oldu. Anadolu takımları ciddi güçleniyor. Burada da daha çok transfer olacak gibi geliyor Aykut. Özellikle ben hani Ağustos'tayız daha ama Eylül ayında da çok hareket bekliyorum. Daha %100. Zaten şu anda birçok takım hani bir gelsin oyuncuları bir görelim. Bir hazırlık maçları yapalım. İşte ee, işte kaç num 4 numaramız eksik. 8 numara lazım. Bir tane 6 numara olsa iyi olur. Daha hocalar şu anda öyle tamam kağıt üzerinde bakıyorlar ama daha bu işin hesabı kitabı var. Senin söylediğin çok doğru. Ekim'in 5'inde bitiyor transfer. Eylül'de olur transfer. Şöyle de olur. Diğer Avrupa takımlarının da kadrolarına bakarlar. Avrupa'daki durumlarına göre. Galatasaray Yatır'la Badu Endiay'ı. Dena yeri İngiltere'den. Hep son anlarda getirdi. İngiltere'nin transfer tahtası Türkiye'den daha önce kapanıyordu. Ama şu da var. Şöyle düşünen hocalar da var. Ya lig başlıyor. Ben bir an evvel ilk haftaya her şeyi bitirmiş gireyim. Mantıklısı o ama mali şartlar seni Avrupa'daki Oraya e, transfer tahtası kapansın oyuncu kulübünde böyle kalsın onu ve Arda Turan da açıkladı. Barcelona'dan Başakşehir'e geliş sürecinden. hani son an kalsın ki ben Galatasaray'a bedavaya geleyim demişti ama. Daha epey olmamıştı. var ya 51 gün. Oo çok daha. Bence son son düzlükte daha fazla kırmızı olur Aykut. Son 20 günde. Tabii. 10 günde hatta. 51 gün 23 saat 7 dakika. Ama tabii kampı da oyuncuların geçirmesi çok önemli. Galatasaray geçen sene bunun sıkıntısını fazlasıyla çekti. Yani. o kampı transferlerin yetişmesi her anlamda sezon içinde onun faydasını alıyorsun. İşte iyi bir devre arası kampı geçiren Galatasaray 7'de 7 ile başladı lige. Pandemi olmasa şampiyonlar gidiyordu.